Bu ne biçim dersten yine merhaba. Bugün mimari yani mimarlık ve mimari tasarım konusunu el atacağız. Mimari tasarım neymiş, ne değilmiş onu öğreneceğiz. Mimari tasarım örneklerine bakacağız ve yine bilgi kirliliği temizleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Mimari yani mimarlık kısaca yapıları ve mekanları tasarlamak ve planlamaktır. Nereden geliyor bu yapı ve mekan ihtiyacımız? En temel ihtiyacımız olan barınma ihtiyacından geliyor. Eğitim, eğlence, spor, ulaşım, kültür, sanat, inanç, savunma gibi ihtiyaçlarla devam ediyor. Yani çevremizde gördüğümüz yapılar farklı ihtiyaçlara göre tasarlanıyor ve planlanıyor. Mimarlık denince aklınıza sadece ev gelmesin. Mimarlar kendilerini çeşitli konularda geliştirirler ve çözümler, tasarımlar üretirler. Hatırlarsınız, tasarımın bir dalı da mimari tasarımdır. Yapıların, mekanların belli bir ihtiyaca, kurala, işleve veya estetik algısına göre tasarlanmasıdır. İnternette mimari tasarım örnekleri yazarsanız karşınıza hemen şöyle bilgi kirliliği çıkar. Bunlar sadece sıra dışı tasarımlar. Mimari tasarım sadece sıra dışı demek değil ki. Ayrıca bir yapıyı gösterip bu mimari tasarımdır, bu değildir diyemeyiz. Mimarlar böyle dediğinizi duymasın, çok gülerler. Mimaride en önemli şey nitelik. Bir yapı ne kadar nitelikliyse tasarım yönünde o kadar iyidir, başarılıdır. Bir yapının veya mekanın tasarım özelliklerini bilirsek mimari tasarım yönünü konuşabiliriz. Örneğin en sevdiğiniz müzik türü rap diyelim. Rap müzik kendi içinde bile birçok dala ve tarza ayrılıyor. Biri gelip rap müzikle ilgili bilgi sahibi olmadan en fazla ne diyebilir? Bu ne ya, hızlı hızlı konuşuyorlar demez mi? Ama rap müzik sadece hızlı hızlı konuşmak mıdır? Rap konusunda bilgi sahibi olan biriyle bilgi sahibi olmayan biri arasında yorum farkı olur değil mi? İşte mimarlığın başına gelen de bu. Bilen bilmeyen konuşuyor. Mimarlığı anlamak için ya işimiz mimarlık olacak ya da eşiniz mimar olacak. Bu arada bu videoyu şu an canlı derste izliyorsanız, bu ne biçim dersi seviyorsanız gelip bir de YouTube'dan izlemenizi, destek olmanızı rica ediyorum. Başka bir bilgi kirliliği de şu, bir yapının bir canlıyı veya nesneyi andırması gibi bir akım var. Buna benzetme deniyor. Bakın bu örnekte yapı dalgaya benzetilmiş. Bu örnekte de kütüphane kitaplara benzetilmiş. Bu tarz yapılar olabilir ama sadece bu tarz yapılar mimari tasarım değildir. Şimdi gelelim mimari tasarımı neler etkiler konusuna. Mimariyi nelerin etkilediğini bilelim ki tasarım geliştirirken bize yol göstersin. Ayrıca bir yapının, mekanın tasarım özelliklerini yorumlarken bu etkilere dikkat edeceğiz. Yani yapının sadece dış görünüşüne bakarak karar vermeyeceğiz. Çünkü yapı içinde mekanlar, alanlar, farklı sorunlar ve çözümler bulunur. Mimarlık demek sadece cephe tasarlamak değildir. Bu kulaklar ne duydu biliyor musunuz? İç mimar, dış mimar. Mimariyi etkileyen birinci etken mimari akımlar. Mimari tasarımı anlamak için önce dünya genelinde mimarlığı etkileyen akımları bilmek gerek. Bir yapı gördüğünüzde eğer hangi akıma göre tasarlandığını bilirseniz o yapının tasarım özelliklerinden kolayca bahsedebilirsiniz ve yapılmak isteneni anlarsınız. En meşhur 10 mimarlık akımı şöyle. Bakın bu barok mimari diye geçiyor. Bu dışa vurumcu bir tasarım. Bunlara pürizm deniyor. İşlevselcilik akımına bir örnek. Mimaride brutalizm akımı. Bu da yapısalcılık. Bunlar hep postmodernizm. Söylemesi zor ama bu dekonstruktivizm. Çevreselcilik diye de bir mimari akım var. Örneğin Avrupa'da en yaygın akımlardan biri baroktur. Barok tarzda kıvrımlı duvarlara sahip cepheler, iç bükey ve dış bükey yüzeyler, mitolojik figürlerin yer aldığı ihtişamlı resimler, güçlü ışık ve gölge etkisi, zengin süslemeler, altınla kaplanmış ahşap figürler vardır. Siz bu yapıları gördüğünüzde sadece taş bina deyip geçebilirsiniz ama o iş o kadar basit değil. Eğer mimarlık akımlarını merak ediyorsanız mutlaka araştırın derim. Çok güzel örnekler var. Ekonomi. Bir yapının tasarımına en baştan ekonomik olması şartı getirilirse o bütçeye göre de nitelikli yapılar oluşturulabilir. Burada ekonomiden kastedilen ucuzluk ve pahalılıktır. Mimari tasarım ucuz ve pahalının dışında nitelikliyi bulma çabasıdır. Bir tasarım için çok fazla bütçe ayrılması onun nitelikli olacağının garantisi değildir. Niteliği tasarım belirler. Kısıtlı imkanlarla çok nitelikli yapılar da var, fazla imkanlarla niteliksiz yapılar da var. İklim. Yapılar bulundukları coğrafyanın iklim şartlarına göre tasarlanırlar ve tasarlanmalıdırlar.
Sibirya'da soğuktan, Orta Afrika'da sıcaktan, Muson'da yağıştan korunacak biçimde çözümler geliştirilmelidir. Bu konuda farklı tasarım stratejileri bulunur. Çatı eğimleri, saçaklar, yapıların yönleri, kullanılan malzeme, pencerelerin boyutları, mimarinin iklime uygun olmasında genel kurallardır. Genel kuralların dışında yaratıcı çözümler bulmak da mimarın elindedir. Estetik. Bir şeyin göze güzel gelmesi estetik olarak tanımlanırken yapılarda ve mekanlarda da estetik unsurlar barınabilir. Estetik unsurlar malzemeyle, renkle, dokularla, ışık ve gölgeyle yapılabildiği gibi farklı unsurlarla da yapılabilir. En bilinen estetik özellikler işlemeler, kabartmalar, renkler ve desenlerdir. Kültür, insan topluluklarının binlerce yıl boyunca yaşam tarzları, ortak tepkileri, anlayışları, kültürü oluştururken mimarlık kültürünü de oluşturmuştur. Dünyayı gezdiğinizde şunu anlarsınız. Sizin kullanışsız dediğiniz yapı başkası için bir saray niteliğinde olabilir. Veya sizin çok beğendiğiniz bir mekan başkasına sıradan gelebilir. Tüm kültürler kendi mimarlık unsurlarını yaratırlar. Doğal afetler. Yapılar coğrafyasındaki doğal afetlere uygun olarak tasarlanmalıdırlar. Tasarlanmazlarsa felaket olur. Deprem, sel, çığ, tsunami gibi yıkıcı afetleri yaşayan bir bölgedeki yapıların da bu afetlere karşı dayanıklı ve uyumlu olması gerekir. Böylece yapının ve insanların ömrü korunmuş olur. Bununla beraber mimarlık kültürü de korunmuş olur. Kentsel doku, çevre ve silüet. Yapılar bulundukları çevreyle uyumlu, çevreye uygun olarak tasarlanmalıdırlar. Kent ve doğa dokusu bu konuda çok önemlidir. Örneğin daha küçük boyutlu yapıların bulunduğu tarihi çevrelerde büyük binaların yapılması kent dokusuna zarar verir ve çarpık kentleşmeyi oluşturur. Doku uyumsuzluğu, eğer İstanbul Boğazı gibi kente uzaktan bakışın mümkün olduğu deniz, tepe ve dağların olduğu bir coğrafyada ortaya çıkarsa kent silüetine zarar vermiş olur. İşte bunlar da örnekti. Kullanıcı ihtiyaçları. Bir yapının kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre tasarlanması onu nitelikli kılar. Lüks, düşük fiyatlı, estetik, dayanıklı, doğal, sıra dışı, erişilebilir, ergonomik gibi ihtiyaçlar mimarlığı etkiler. Mimari tasarım eldeki maddi gücü en nitelikli şekilde ortaya koyacak yapıyı, mekanı tasarlamaktır. Çocuk, yetişkin, engelli, yaşlı, hayvan dostlarımız gibi farklı kullanıcılara göre farklı mimari ihtiyaçlar ortaya çıkar. Tasarımcının görevi bu ihtiyaçları analiz edip ona uygun çözümleri mimarlıkla bulmasıdır. Ergonomi ve antropometri mimaride çok önemlidir. Bu konuyu daha sonra işleyeceğiz. İşlev. Yapının kullanım amacıdır. Barınma, eğitim, ulaşım, eğlence, sağlık, spor, güvenlik gibi farklı işlevler mimari tasarımı etkiler. Örneğin stadyum tasarımlarında maç bitişinde insanları ortamdan en hızlı şekilde terk ettirecek çözümler çok önemlidir. Çünkü stadyumlara insanlar aynı anda gelmez ama aynı anda ortamı terk ederler. Veya bir tiyatro salonunda insanlar yerlerini aldığında sahneyi görebilmeleri ve duyabilmeleri büyük önem taşır. Yapı veya mekan tasarlanırken işlev dikkate alınmazsa kullanışsızlık ortaya çıkar. Bunun gibi, bunun gibi, bunun gibi. Son maddemiz topografya. Yapıların inşa edileceği arazinin fiziksel yapısı ve eğime göre tasarım özellikleri de değişkenlik gösterir. Nitelikli yapılar bulunduğu arazi koşullarını en iyi ve en uyumlu kullanan yapılardır. Sonuç olarak nitelikli yapılar ve mekanlar bu tasarım faktörlerini göz önünde bulundururlar. Her zaman tüm tasarım faktörlerinin göz önünde bulundurulması mümkün olmadığı gibi içerisinde bulunan şartlara göre hangi faktöre ağırlık verileceği mimarın kararındadır. Şimdi gelelim mimari tasarım örneklerine. Vereceğim her örneğin detaylarını açıklamalara ekliyorum. Anıtkabir ülkemizdeki en nitelikli anıtlardan biridir. Çünkü manevi bir değeri olması istendi. Ulusal bir öneme sahip. Birçok farklı tasarım düşünüldü ve eşsiz benzersiz olması gerekti. Bursa Ulu Cami hem tarihi hem de dini bir yapıdır. 1396-1400 yılları arasında yapılan bu yapı çok ayaklı cami şemasına en klasik ve anıtsal örneklerdendir. İstanbul Beyoğlu'ndaki Doğan Apartmanı ülkemizde sivil mimarlığa bir örnektir. İtalyan mimari tarzıyla 1894'te yapılmıştır ve Boğaz manzarasını eşsiz bir şekilde görür. Selimiye Cami Mimar Sinan'ın ustalık eseridir. Bu caminin tasarım özellikleri o kadar fazladır ki neden ustalık eseri olduğu aşikardır. Yine İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Yapı Kredi Kültür Sanat Binası mimaride restorasyona güzel, nitelikli bir modern örnektir. Antakya Müze Oteli olarak bilinen otelde
Otel inşaatında temel kazılırken arkeolojik kalıntılar bulununca yapının hem otel hem de zeminde müze olarak yeniden tasarlanması da bir niteliktir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini tasarlayan Behruz Çinici ve Altu Çinici çifti ülkemizde üniversite binalarının nasıl olmasına güzel bir cevap vermişlerdir. Dolmabahçe Sarayı'nın kendine has, belirli bir tarzı yok ama bu sarayda Fransız baroku, Alman rokokosu, İngiliz neoklasizmi, İtalyan Rönesansı karışık bir şekilde uygulanmıştır. Zeyrek Sigorta binası farklı büyüklükteki binaların eğimli arazi üzerinde çevre düzenini bozmayacak ve öncelikle arkadaki mahallenin kimliğiyle uyumlu olacak nitelikte tasarlanmıştır. Ülkemizin en önemli mimarlarına değinmeden olmaz. Mimar Sinan, Garabet Amirabalyan, Mimar Kemalettin, Vedat Tek, Mualla Eyüpoğlu, Emin Onat, Behruz Çinici ve Altuğ Çinici çifti, Münevver Belen Gözeler, Turgut Cansever, Cengiz Bektaş, Sedat Hakkı Eldem, Leman Tomsu, Hayati Tabanlıoğlu, Vedat Dalokay, Emre Arolat, Murat Tabanlıoğlu, Han Tümer Tekin, Melike Altınışık. Saydığım mimarların öyle nitelikli eserleri var ki bunların bazıları bugün ayakta, bazıları yıkıldı, bazıları restore ediliyor. Mimarinin şöyle bir önemi de var. Yapılar sadece malzemelerden oluşmaz. Zamanla kültürü oluştururlar, tarihi oluştururlar. Bu nedenle yapılar yıkıldığında veya yok olduğunda tarih de, kültür de yok olur. Şimdi siz de kendi şehrinizdeki önemli, değerli, nitelikli bir yapıyı bu videonun yorumlarına yazarsanız ülkemizden mimari tasarım örnekleri videosunu hazırlarken sizi ve örneğinizi ekleyebilirim. Ne dersiniz? Herkese iyi çalışmalar. Hoşça kalın.